Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma bat. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. İnşallah buraya geldiğinizde attığınız her adım sayısınca günahlarınız affolunur. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz arttırılır. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü elde edilen ganimetleri müellefe-i kulübe taksim eder ve Ensar'a hiçbir pay ayırmaz. Öncelikle burada iki meseleye değinmek istiyorum. Birincisi, Huneyn özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra müşrik olan Havazin kabilesi sıranın kendilerine geldiğini anlayınca Taif bölgesindeki Sakif oğullarını arkalarına alıp 20 bin kişilik ordu hazırlarlar. Niyetleri ne? Peygamber aleyhissalatu vesselam hamle yapmadan önce kendileri Medine'ye baskın yapmak isterler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca o zamana kadar ilk defa sayı adedince büyük bir rakamla 12 bin kişilik orduyla Havazin kabilesiyle Huneyn bölgesinde savaşmak için yola çıkar. Ancak Havazin müşrikleri meseleye öyle bir inanmışlardır ki bu meselenin artık ölüm kalım haline geldiğini, gaflete ve korkaklığa düştükleri takdirde yok edileceklerini düşünerek İslam orduları karşısında kendi orduları geri adım atmasın, erkekleri kendi bölgelerine kaçmasın diye kadınları, çocukları, koyunları, develeri, ellerindeki ne kadar mal ve mülk varsa taşınacak savaş bölgelerine getirmişler. Ve gerçekten çok çetin bir savaş yaşanmış. Bunu Allah nasip ederse başka bir sohbetimizde inşallah gireceğiz. Müslümanlar ağır kayıplar verdiler. Ama Allah'ın lütfu ve keremiyle Allah Azza ve Celle Resulünü ve İslam ordusunu muzaffer kıldı. İşte orada elde ettikleri ganimetleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle İslam'a kalpleri ısındırılmak istenen kişilere verir. Yani daha yeni iman etmişler, daha taze Müslümanlar, meseleler biraz daha onlarda otursun, Müslümanlara karşı kalplerinde muhabbet oluşsun diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tercihini onlardan yana yapıyor. Ensar onun için çok kıymetliydi ya, geçen hafta hadisi şerifleri okumuştuk. Ensar onun için çok değerliydi. Göz ardı etmişti onları. Dünyaya bağlı olmadıklarını çok iyi biliyordu. Allah'ı ve Resulünü çok sevdiklerine şahitti Peygamber aleyhisselam. Ganimet mallarından bir dinar veya bir dirhem bile vermedi. Ancak bu durum Ensar'ın hoşuna gitmedi. Ensar bunu kabullenemedi. Dünyaya meyillerinden dolayı değil. Vallahi de Huneyn gününde dağıtılan ganimetlerden daha fazlasını Allah yolunda sarf ettiler.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunu kuşatmak ve kuşandırmak için daha binlercesini harcadılar. Ama herhalde bazılarının, hani bize de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu savaşından bir hatıra kalsın. Baktıkça kıymetli hatıralar gözümüzün önünde canlansın diye iç geçirdikleri rivayet edilir. Bazı alimlerler der ki bu birkaç kişiye has düşünceydi. Bütün ensarı asla kapsamaz dediler. Biz ensarın Allah'ı ve Resulünü sevişlerine şahidiz. Dünyaya rağbet etmeyip ahirete bütün hücreleriyle döndüklerine inşallah Allah katında da şahitlik edeceğiz. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu küçük meselenin büyük bir fitneye dönüşmemesi için özellikle münafıklar bu meseleyi kaşımasınlar diye hemen çıkıyor bir hutbe irad ediyor. Ve diyor ki ey ensar topluluğu Allah'a güver. Allah'ın geçen hafta yine söyledik. Allah'ın ve Resulünün kendilerini en güzel isimle isimlendirdikleri ensarla söze başlıyor. Ey ensar topluluğu. Ben sizi yolunuzu şaşırmış bulup da benim sayemde Allah sizi hidayete iletmedi mi? Siz cahiliyenin karanlığında şirk içerisinde puta taparken taştan, helvadan, kendisini korumaya gücü yetmeyen nesnelerden medet umarken ben Medine'ye geldim ve siz Allah'ı buldunuz. Doğru mu abiler? Biz de şahidiz ya Resulullah. Sonra devam etti. Sizler ayrılık içindeyken benimle Allah sizi bir araya getirmedi mi? 200 yıllık savaşlardan bahsettik geçen hafta. Hani şairlerin kışkırtmalarıyla biten, yeri geldiği zaman tekrar dalgalanan savaşlardan bahsettik. Siz 200 yıl boyunca ellerinizi boğazlarınızdan çekmediniz. Kanlarınız birbirine karıştı. Aynı toprakların içerisinde nefes alıp verirken birbirinizi köleler edindiniz. Ama ben Medine'ye teşrif ettikten sonra Allah sizi İslam'da tevhid sancağı altında kardeşler kılmadı mı? Biz de şahidiz ya Resulallah. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fakir iken benimle Allah sizi zengin kılmadı mı? Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, daha nice savaşlarda elde edilen ganimetlerle siz gücünüze güç katmadınız mı? Deyince Ensar'ın hepsi dediler ki Allah'ın ve Resulünün lütufları çok daha fazladır. Allahu Ekber. Ya Resulallah saydığından da fazladır. Deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbede duruyor ve onlara yöneliyor. Neden diyor bana karşılık vermiyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz üzerlerine gidiyor. Neden karşılık vermiyorsunuz? Dönüyorlar diyorlar ki Allah'ın ve Resulünün lütufları daha çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman onlara seslense onlar Peygamber aleyhisselamı Allah'ın ve Resulünün lütfu, keremi bizim üzerimizde daha fazladır deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın şu sözleri söylüyor. Diyor ki dileseydiniz ey Ensar, dileseydiniz şöyle diyebilirdiniz. Sen bize şu halde geldin ey Allah'ın peygamberi. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden seslenen nebi. Evet sen bu faziletlerin sahibisin ancak dün Mekke'yi terk edip Medine'ye üzerindeki elbiselerle geldin diyebilirdiniz. Ey Allah'ın peygamberi sen dün Mekkeli müşriklerden korkup Medine'nin içerisinde ensarın kolları arasında güveni buldun diyebilirdiniz. Ey peygamber dün sen evini, ocağını, yatağını terk ettin. Taşınmaz hiçbir malı üzerinde alıp getiremedin. Ama biz sana ev verdik, biz sana yatak verdik, biz sana ocak olduk diyebilirdiniz.
Ey peygamber, muhacirler, seninle beraber, senin izini takip edip hicret edenler çulsuzlardı. Ellerinde bir dinar, bir dirhemleri bile yoktu. Biz her şeyimizi paylaştık diyebilirdiniz. Neden susuyorsunuz? Allahu Ekber. Fazilete bakın kardeşler. Ensardaki fazilete bakın. O zaman ensar olmak, yapılan hayırların ajandada tutulmaması gerekmektedir. Ensar olmak bunu gerektirir. Ensar, Allah'ın dinini savunan, Resulüne kol kacak geren, Müslümanların sıkıntılarıyla hemhal olan insanlar, yapmış oldukları fedakarlıkların listesini asla tutmazlar. Tuttururlar kime? Allah'ın elçilerine, meleklerine. Mümin olmak bunu gerektirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, bir gün oturduğu sırada dedi ki, Allah kıyamet günü 3 sınıf insanın yüzüne bakmayacak, onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkartmayacak ve onları elem verici bir azapla azaplandıracak dedi. Allahu Ekber. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu tam 3 defa tekrarladı. Allah 3 sınıf insan vardır ki kıyamet gününde onların yüzlerine bakmayacak. Hani siz hata yaptığınızda büyüklerinin yüzlerine, gözlerine bakarsınız. Hani beni seyrediyor mu? Bana bakıyor mu? Muhabbeti benden kesildi mi? Sevgimizin arasına perdeler mi çekildi? Gözlerin içine bakar bir çocuk annesine hata yaptığı zaman. Bakmadığı zaman yerin dibine girer. Parçalansa daha iyidir. Çocuk daha iyi olsa bunu anlar. Allah onlarla konuşmayacak. Onlar alemlerin Rabbi olan Allah'a mazeretler sunacak. Allah onlara iltifat etmeyecek, cevap vermeyecek, bağışlandıklarının müjdesini onlara sunmayacak. Allah Muhammed ümmetinin içerisinden nice yiğitleri kalkın, ben sizi lütfum ve keremimle affettim, benim cennetime, ihtişamlı nimetlerime koşun diyecek, onlar yerlerinde çakılı kalacaklar. Ebu Zer radıyallahu anh bu sözleri üçer defa dinledikten sonra dedi ki ya Resulallah, bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramış kimselerdir. Değil midir Müslümanlar? İnsanın, alemlerin Rabbi olan Allah'a en fazla ihtiyaç olduğu yerde, hissettiği yerde Allah'ın onlardan uzak durması, Allah'ın onlara yaklaşmaması, Allah'ın onları hesaba katmaması, Allah'ın onları bağışlamaması kadar mahrumiyete uğrayacağımız bir yer daha var mıdır? İnsanların sevinçten cennetin ortalarına doğru koştuğu, cehennem ateşinden kurtulduklarından dolayı feryadı figan ettikleri bir ortamda eğer siz iltifatsız, muhabbetsiz kaldıysanız bu en büyük acılardan biri değil midir? Dedi ki ya Resulallah, bu kimseler kimlerdir bize bir bildir. Ebu Zer radıyallahu anh, ya Resulallah böyle bir hataya düşmeyelim. Böyle bir nasipsizlikten asla payımız olmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bunlar elbiselerini kibirle yerde süreyen, üzerine giydiği kıyafeti insanlara büyüklük taslamak için kullananlar, caka satanlar, insanları elbiseleriyle aşağılayanlar, ne derseniz deyin. Sonra dedi ki, yaptığı işi başa kakanlar. Dedi ki, fazilet not defterleri tutanlar. Üçüncüsü de yalan yere yemin ederek ticaret mallarını satmak isteyenler. Bu hadis Müslim'de iman bölümünde geçiyor. Bu iman etmenin alametidir Müslümanlar. Yani yapılan hayırları başa kalkmamak. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Bakara suresi 264. ayetinde Müslümanlara ey iman edenler, başa kalkmak ve incitmek suretiyle iyiliklerinizi boşa çıkartmayın buyurmaktadır. İşte bakın Ensar bunu yapmadı. Faziletlerini Mescid-i Nebevi'nin içerisinde izhar etmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna kayıtsız kalmadı ve faziletlerini ortaya koydu. Dedi ki isteseydiniz siz böyle böyle derdiniz.
Bugün karı koca birbirinden ayrıldıktan sonra bir bakarsınız ki fazilet defterleri açılır. Ben senin için tabir yerindeyse saçımı süpürge yapmadım mı? Öbür tarafta der ki ben de bedenimi tabir yerindeyse seni doyurmak, sana bakmak için yırtalamadım mı? Yırtmadım mı? Paramparça etmedim mi? İki ortak birbirinden ayrılırken, iki Müslüman birbirinden ayrılırken, iki dernek birbirinden ayrılırken, cemaatler birbirinden bölüşürlerken fazilet defterleri açılmıyor mu? Halbuki Ensar yapmış oldukları hizmetlerin Allah için kaydını nerede tutturuyorlar? Meleklere tutturuyorlar. Unutup gidiyorlar. Lütfu ve keremi kimden biliyorlar? Allah'tan biliyorlar. Himmeti, başarıyı kimden biliyorlar? Allah'tan biliyorlar. Hidayeti kimden biliyorlar? Allah'tan biliyorlar. Zenginliği kimden biliyorlar? Allah'tan biliyorlar. Allah ve Resulü himmet ettirir. Allah ve Resulü mihnet ettirir. Ama bir Müslüman Allah'a ve Resulüne minnet edemez. Ya Rabbi ben senin için şunu şunu yapmışken sen beni böyle mi imtihan ediyorsun? Ya Rabbi ben en soğuk günlerde sabah namazını şöyle şöyle kılarken sen bana böyle musibetler mi veriyorsun? Ya Rabbi ben senin yolunda cihad edip, hicret edip, davet çalışması yaparken sen bana bunu mu layık gördün? Asla ve kata söyleyemez. Ama Allah der. Ama Resulü der, bize düşen de Ensar gibi bu mesele edep ve ahlakla yaklaşmaktır. Mahrum olduğumuz şeylerden bir tanesi. Peygamber aleyhisselam bu fazileti görünce onlara yöneldi ve dedi ki insanlar koyunları ve develeri alıp evlerine giderlerken siz Allah'ın peygamberini yanınıza alıp gitmek yetmez mi dedi sizin için? Allahu Ekber. İnsanlar faydası az olan şeylerle mutlu olurlarken siz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin faziletiyle, güzellikleriyle, onun cevheriyle mutlu olmak istemez misiniz? Siz size az yararı olan şeylere mi gözünüzü dikiyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi biri varken. Sonra devam etti. Dedi ki eğer hicret olmasaydı, yani ben bir muhacir olmasaydım, Mekke'den Medine'ye giden bir şahıs olmasaydım, Mekke'de, Kureyş'te doğmasaydım, Ensar'dan biri olmak isterdim. Allahu Ekber. Yesrib'li olmak isterdim. Sizin topraklarınızda doğmak isterdim. Sizin gibi Allah'ın dinini sahiplenmek isterdim. Sizin gibi muhacirlere kol kanat gelmek isterdim. Devam etti. Dedi ki eğer bütün insanlar bir vadiden veya bir dağ yolundan gitseler ben dedi Ensar'ın yolunu takip ederim. Allahu Ekber. İnsanlar nereye giderlerse gitsinler. Yani Mekke fethedildikten sonra muhacir Mekke'ye yerleşse Ömerler haklarıdır. Ebu Bekirler haklarıdır. Gitseler baba ocaklarına taşınsalar Ben Ensar'la beraberim. Yetmez mi bu size? Bu size yetmez mi? Sonra döndü dedi ki onlara Ensar doğrudan vücudun üstüne giyilen elbisedir. Doğrudan vücudun üstüne giyilen elbisedir. Yani nasıl ki tene en yakın elbise değil mi buysa siz de diyor bana en yakın olanlarsınız. Sonra diyor diğer insanlar onun üstüne giyilen elbiseler gibidir. Şüphesiz sizler benden sonra başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz. Yani adam kayırmalarla karşı karşıya kalacaksınız. İnsanlar memleketçilik yapacaklar, ailecilik yapacaklar, aşiretçilik yapacaklar, particilik yapacaklar, cemaatçilik yapacaklar, kardeşçilik yapacaklar. Tabir yerindeyse siz devre dışı bırakılacaksınız. Havz üzerinde benimle karşılaşıncaya kadar dedi Peygamber aleyhisselam sabredin. Yani bana kavuşuncaya kadar, kıyamet günü benim havuzumda bir araya gelinceye kadar bu duruma sabredin dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis muttefekun aleyh, Buhari Müslim hadisidir. Bir gün Buhari'ye sordular, dediler ki ey imam, sana zulüm ve hakaret edenlere, sana iftira atanlara nasıl böyle sabrediyorsun deyince İmam Buhari bu hadisi delil gösterdi. Dedi ki Nebi Aleyhisselam buyurdu.
havz üzerinde benimle karşılaşıncaya kadar sabrediniz. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuşuncaya kadar diyor sabrediyorum. Ve unutmayın ne olur, Peygamber aleyhisselam bir hadisinde buyuruyor ki kim bir haksızlığa uğradıktan sonra sabrederse Allah onun şerefini artırır. İnşallah Rabbim bizim şerefimizi de artırsın. Bakın bir hadisi şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ensar evlerinin en hayırlısı Neccar oğullarıdır. Bunlar Peygamber aleyhisselama dayı çocukları oluyorlar. Neccar oğulları. Sonra Abdul Eşhel oğulları, sonra El Haris bin Hazreç oğulları, sonra Saide oğullarıdır. Peygamber aleyhisselam dört aileyi saydıktan sonra dedi ki Ensar evlerinin hepsinde hayır vardır. Biz hadisi şimdi sondan alalım. Ensar evlerinin hepsinde hayır vardır. Ama bunların içerisinde en hayırlıları, bunların içerisinde Allahu Alem dine en fazla hizmet edenleri, bunların içerisinde Müslümanlara en fazla yarar sağlayanları saydığımız bu dört aile. Saha bizi bekliyor Müslümanlar. Yarış yeri. Koşturacağımız, mücadele edeceğimiz, Allah'ın dininde öne geçeceğimiz, Müslümanlara üstünlüğü takvada sağlayacağımız sahalar bizleri beklemektedir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, yaşlılığı yaklaştıkça, ölüm kendisini yormaya başlayınca yanındakiler dediler ki ey Ebu Musa, hani biraz dinlensen ya, neden kendini bu kadar yoruyorsun? Neden böyle faziletli amellerin hepsine sen koşmaya çalışıyorsun? Neden davette öndesin? Neden cihatta öndesin? Neden infakta öndesin? Neden ilimde öndesin? Neden nasihatta öndesin? Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh diyor ki bir at hedefine gönderildikten sonra mekanı diyor yaklaştıkça mekana yani hedefe ilerledikçe diyor ki hızını daha çok artırır. Hızını diyor daha çok artırır. Benim diyor ömrüm bu atın ulaşacağı mekandan diyor daha kısa. Allahu Ekber. Yani ey yaşlılar, hani derler ya bir ayağı tabir yerindeyse ölüme doğru yaklaştırmış olanlar, vallahi gençlerin arkasında gidemezsiniz. Bayrağı devredip de bir kenarda oturamazsınız. Hastalık, sakatlık, acziyet haricinde asla ve kata bu yarışın dışında kalamazsınız. İşte bu akşam Allah nasip ederse Neccar oğulları arasından Elezzahide, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevdalı, yiğit mi yiğit ama erkek değil, komutan değil, imam değil, bayan bir sahabe, Sümeyra binti Ubeyd radıyallahu anhadan bahsedeceğiz. Allahu Ekber. Asıl ismi Afra'dır. Afra'tın. Geldiği aile Neccar oğulları. Bu ailenin içinde kimler var biliyor musunuz? Müslümanlara Medine'yi yurt yapan Esad bin Zurare var radıyallahu anh. Bu adamdan, bu yiğitten bahsedeceğiz. İstanbul surlarını sarsan bastonuyla kılıcını alarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine muhatap olmak isteyen, yaşlılığını bahane etmeyip cihat meydanlarının eri Eyyub el-Ensari bu aileden. Medine'de akrabalarının, ne kadar putperest akrabası varsa her birinin putlarını kırarak İslam'la müşerref olmalarını sağlayan Umare bin Hazm. Hani annesiyle olan diyalogundan dolayı Peygamber aleyhisselamın taltifine mazhar olan bir genç vardı. Kimdi o? Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ya ben cennete uğradığımda falancanın cennette Kur'an okuyuşuna şahit oldum. Dedi ki sen bu fazileti nasıl elde ettin? Kimdi o? Harise bin Numan. Bu aileden biri. İşte bu Sümeyra. O saliha kadın. Tam 7 tane erini, evladını, yiğidini
ciğerini, tabir yerindeyse bedeninde bir uzuv hükmünde olan evlatlarını Allah yolunda şehit vermiş kadın. 7 evlat ha Müslümanlar. Bu zat Hazreti Sümeyra İslam öncesi Neccaroğullarından Haris bin Rıfa'a isminde bir adamla evleniyor. Bundan 3 tane cengaver meydana geliyor. Biri Avf, biri Muaz, diğeri Muavviz radıyallahu anhuma. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye gönderip Medine İslam'la müşerref olunca Enes'in ifadesiyle Medine Resulullah'ın gelişiyle aydınlanınca Medine bayram coşkusunu yaşayınca Medine yeniden doğunca Sümeyra radıyallahu anha şöyle bir iç geçirdi. Dedi ki ben ensarlı bir kadınım. Medineli bir kadınım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemiyle alakalı hiçbir bilgiye sahip değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemini bilmiyorum. Peygamber aleyhisselam nasıl dünyaya geldi? Peygamber aleyhisselam nasıl babasızdı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru annesini nasıl kaybetti? Peygamber aleyhisselam tam bir dedesini tutanak baston hükmünde görürken nasıl onu yitirdi? Amcasıyla nasıl zorlukların içine girdi? Ticareti, Hazreti Hatice ile evliliği, ondan edindiği evlatlar. En önemlisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ile alakalı Mekke dönemine ait hiçbir şey bilmiyor. Müşrikler tarafından nasıl darp edildi? İman edenler tarafından nasıl sahiplenildi? Ben bununla alakalı malumat sahibi değilim. Biz baktığımız zaman siyer ilminde iki dönem var değil mi abi? Biri Mekke dönemidir, diğeri Medine dönemidir. Müfessirler özellikle ayetleri de incelerlerken bir Mekki ayetler değil mi hocam? Bir de Medeni ayetler diye ayırıyordu. Şimdi Sümeyra'nın içine bir acı düştü. Ben Medine'yi şimdi öğreneceğim. Harf harf, hece hece bunu ezberleyeceğim. Ama Mekke döneminden gafilim. Var mı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmediğinden dolayı içinde bir acı hissedin? Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamazsam sevemem. Sevemezsem onun gibi olamam ve yaşayamam diyenimiz var mı? Yoksa halen şu modda mıyız? Ya hocam kitap okumaya başladığında bir esneme geliyor. Aman Allah'ım bir esneme geliyor. Şöyle bir ayaklarımı uzatasım geliyor. Peygamber aleyhisselamın hayatıymış hiç önemli değil. Hangi kitabı elime atsam şöyle bir girim geriliyorum. Diyor muyuz? Sümeyra diyor ki peki bunun çözümü ne? Bu çözümü nerede bulacağız? Ben diyorum muhacir ailelere, kadınlara gideyim. Onlara ne teklifinde bulunayım? Gündüzleyin ev işlerinizde size yardımcı olayım. Bulaşığınızı yıkayayım. Çamaşırınızı yıkayayım. Evinizi süpüreyim. Yemek yapmayı bilmiyorsanız size yemek yapayım. Çünkü Medineliler nedir? Çiftçi insanlar. Anlarlar böyle işlerden. Mekke ehli et yemekten başka fazla şeylere sahip değiller. Ama sizden de bir isteğim var. O da ne? Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemiyle alakalı bilgi vereceksiniz. Allahu Ekber. Şimdi ilim talebesi kardeşlerim burada affıma sınsınlar. Beni mazur görsünler. Var mı öyle yiğit içinizde? Abi bugün bana Allah'ın dinini öğret. Ben de işi gücü bırakayım. Senin bütün hizmetine koşturayım. Var mı öyleler? Bir lokmaya, bir hırkaya Peygamber aleyhisselamın hayatını öğrenmek isteği var mı içinizde? Yoksa halen yemekhanede az pişen yemeklerin derdinde miyiz? Sırtımızı inciten yatakların derdinde miyiz? Halılarda şöyle 6 ayda bir yıkansanın derdinde miyiz? Neredeyiz? Sümeyra dedi ki bana Peygamber aleyhisselamın Mekke dönemini öğretin. Ben de sizin hizmetkarınız olayım. Allahu Ekber. Üstad görüyor musun ya?
Var mı böyle siyer öğrenmek isteyenler? Öğrenmek istediğiniz şahıs, alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzüne hidayet olmak için, rahmet olmak için gönderilen bir peygamber. Muhacir anneler kabul etti. Dünden razılardı değil mi? Değil. Muhacir anneler kabul eder mi bunu? Ev dediğiniz ne ki zaten? Bizdeki gibi 2 artı 1, 100 metrekare, 6 tane koltuk, 12 tane halı, dolapların her bir köşesi. Yok ki öyle bir ev. Yerde bir tane sergi varsa vardır. Annem süpürgeyi bir alacak, 30 saniye içerisinde cillop gibi yapacak yani. Şimdi 6 tane kadın bir araya gelseler 80 metrekare evi temizleyemiyorlar. Annelerimiz kabul etti, eyvallah dediler. Hani mahcup olmasın. Biz ona ilim öğreteceğiz. Peygamberi sevdireceğiz. Peygamberin davasını ona aşılayacağız. O da mahcup olmasın. Bizim işlerimizi görsün. İşimizi görürken onunla hoş sohbetler, muhabbetler ederek Resulullah'ı öğretelim. O gündüz evinde temizlik yapmaktan vazgeçip muhacir kadınların evlerini temizleyip ilim öğrendi. Akşamleyin nereye geldi? Kendi evine geldi. Kocası Haris'i bir kenara koydu. Avf'ını bir yana koydu. Muaz ve Muavviz'i karşısına aldı. Önce onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dindeki önemini anlattı. Siyere başlıyor şimdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevilmesinin imandan olduğunu ona aşıladı. Onlara aşıladı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu din uğruna çektiği eziyeti ve cefayı onlara anlattı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uzanan elleri, dilleri bir bir evlatlarına aşıladı. Biz bunu nerede gördük biliyor musunuz abiler? Bedir sabahında gördük. 3 tane genç, ha böyle sübyanlar kadar gençler. Ayaklarının üzerinde duruyorlar Bedir ordusuna katılabilmek için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduyu harekete geçirdiğinde müşriklerin saflarında Utbe bin Rebi'a sağ tarafına tabir yerindeyse kardeşini aldı. Sol tarafına oğlunu koydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikildi. Dedi ki ey Muhammed biz 3 cengaver, 3 aslan karşına çıktı. Bize 3 tane yiğit çıkart. Şimdi ne olur dikkat edin. Nafi abi. Kim çıkıyor sizce? 3 yiğit. 3 tane aslan yavrusu. Pençeleri daha yeni yeni sivriliyor. Yeni yeni dişleri keskinleşiyor. Avf, Muaz, Muavviz. Allahu Ekber. Kureyş müşriklerinin karşısına 3 tane bu abi kardeşler dikiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muavviz'e diyor ki senin diyor yaşın ufak. Sen diyor küçüksün. Kenara çekil. Kim atılıyor bu sefer? Geçen hafta kendisinden bahsettik. Edip, şair, davetçi, mücahit, şehit Abdullah bin Ravaha radıyallahu an. Hemen o çıkıyor. Müşriklerin karşılarına çıktıklarında Utbe bin Rebiya ne diyor biliyor musunuz? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Medine'nin rençberleriyle, çiftçileriyle diyor savaşmayız diyor. Kim ki bunlar? Bunlar ottan anlarlar, saman bilir bunlar. Bunlara versen bağ bahçe işi görsünler. Tarla sürsünler. Bizim karşımıza senden olan diyor 3 taneyi çıkart. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 cengavere de diyor ki yerinize geçin. Üçü de üzülüyorlar. İslam düşmanlarının karşısında duramamaktan. O yüzden gençler Allah yolunda, Allah'ın dinine hizmet ederken kimler var denildiğinde ilk öne sizler çıkmak zorundasınız. Atılacaksınız emir. Ölümden korkmayacaksınız. Düşmandan yediğiniz tokat sizi ürkütmeyecek. Vallahi bilin ki sizin karşınıza dikilen aslan gibi gözükenlerin her birinin yüreği kediden de daha cesaretsizdir. Sizin yiğitliğiniz, sizin gözü pekliğiniz,
Allah'a ve Resulüne duyduğunuz muhabbet karşısında vallahi her biri sinecektir. Çocuk dahi olsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç genci kenara çekti. Ama Bedir artık birbirine girdi. Kılıçlar birbirine karışmaya başladı. Bir sahne yaşanıyor. Avf. Bu gençlerin içerisinden Avf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yaklaşıyor. Diyor ki ya Resulallah. Şimdi diyor ordu, bunu biz açıyoruz. Ordu birbirine girdi. Yani korkular tavan yapıyor. Ordu birbirinin içerisine karıştı. Şimdi Allah diyor bu durum karşısında neyden hoşlanır? Allahu Ekber. Gencecik bir adam söylüyor bunu. Yavuz. Gencecik adam söylüyor bunu. 40 olgunluğuna sahip biri değil Enes. Bileği kuvvetli bir adamdan bahsetmiyoruz. Af gibi belki cılız. Bir genç geliyor Peygamber aleyhisselama. Ya Resulallah ordu böyle birbirine girmiş. Suratlar birbirine çarpıyor. Etler birbirine karışmış. Allah bu durumda neyden hoşlanır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor diyor ki ey genç diyor. Düşmanın diyor içine atıl. Dikkat edin. Subhanallah. Yani kenara çekil lan ayak bağı olma bize. Git bir abinin gölgesine sığın. Hamza'nın arkasında dur. Ömer sana kol kanat gelsin demiyor. Peygamber aleyhisselama bakın ne olur. Kıyamadığımız gençlerimiz var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ordunun içine dal diyor. Müşriklerin içine dal. Ve diyor kılıcını elinde tuttuğun mızrağı da diyor önemseme diyor. Allahu Ekber. Onlara güvenme. Mızrağın hiçbir önemi yok. At elinden. Kılıcını at elinden. Üzerindeki zırhı at elinden. Mikferi at elinden. Üzerindeki gömleklerle düşmana koş. Allah dedi bundan razı olacaktır. Bununla alakalı ne hadisler var değil mi? Allah'ın böyle kişilerin üzerine güldüğüyle alakalı nice hadisler var. Af bir anda düşmanın içerisine dalıyor. Muaz Abdurrahman bin Af'ı yakalıyor. Diyor ki amca diyor bunların içerisinden hangisi Ebu Cehil'dir? Abdurrahman bin Af şaşırıyor. Gencecik bir çocuk. Lan sen Ebu Cehil'i nereden tanıyorsun? Sen Ebu Cehil'i tanısan da sen ne yapacaksın? Derdin ne? İmza mı almak istiyorsun? Değil. Abdurrahman bin Af merak ediyor. Diyor ki sen niçin bana bunu sordun? Dedi ki amca eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Bedir ordusunun içerisine alırsa Allah'a ahdim vardı. Allah'a yemin ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baş düşmanı olan Ebu Cehil'i öldüreceğim. Allahu Ekber. Görüyor musunuz gençler? Bileklerinizin cılızlığı vallahi önemli değil. Ha. Ayaklarınızın böyle cılızlığı önemli değil. Abdullah İbni Mesud sizden daha cılızdı. Yüreğiniz önemli. Hedefleriniz çok önemli. Hayalleriniz çok önemli. Abdurrahman bin Avf ona dedi ki tamam dedi ben sana Ebu Cehil'i görünce söyleyeceğim. Bir kenara çekildi Muaz. Ortam çünkü gergin. Oradan Muavviz sıyrıldı. Abdurrahman bin Avf'ı buldu. Dedi ki amca bana dedi Ebu Cehil'i gösterir misin? Aynı şeyleri o da söyledi. Sonra Avf geldi. Dedi ki amca bana Ebu Cehil'den diyor haber verir misin? Bunların içinden hangisi Ebu Cehil? Abdurrahman bin Avf şok olmuştur herhalde. Arkadaşım bu gençler nereden geldiler? Hangi uzayın çocukları bunlar? Hangi kuşağın sahipleri bunlar? A kuşağı mı? B kuşağı mı? Z kuşağı mı? Alfa mı? Beta mı? Ne kuşakmış bunlar? Abdurrahman bin Avf şaşırıyor. Aynen ifadesi İbni Hişam'da geçiyor rivayet. Abdurrahman bin Avf bir bakıyor. Ebu Cehil kırmızı sarığıyla arkadaşlarının arasında düşman içerisinde, özür dilerim, İslam ordusunun içerisinde gezinirken Abdurrahman bin Avf şöyle söylüyor. Diyor ki elimle diyor gençlere işaret ettim. Bakın şu kırmızı sarıklı adam Ebu Cehil'dir. Vallahi diyor daha elimi diyor indirmeden bir küheylan gibi diyor ona diyor saldırdılar. Ebu Cehil'i diyor atından yere düşürdüler. Allahu Ekber. El düşmeden onlar bir ok gibi, mızrak gibi saplandılar. Allah'a hamdolsun Avf
Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in eliyle şehadete kavuştu. Bir hadis var. İnşallah Allah onları cennete bir araya getirecek. İkrime çünkü Müslüman oldu elhamdülillah. İkrimen'in eliyle Avf şehit oldu. İkrime de şehit oldu. Hatta şehit olurken Ömer'e nazire yaptı. Dedi ki Ömer'e söyleyin Ebu Cehil'in oğlu İkrime şehit oldu. Çünkü Ömer demişti ki Ebu Cehil'in ne kendisi ne evlatları onun soyundan kimse böyle bir şeyle şereflenemez dedi. İkrime şehit oldu elhamdülillah. Şimdi ne olur İkrime'ye bilenmeyin. Avf şehit oldu elhamdülillah. Muaz ağır bir darbeyle kolundan yaralandı. Muavviz bize göre yırttı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Dediler ki ya Resulallah, Ebu Cehil'i biz öldürdük. Kılıçlarını getirmişler. Diyorlar ki Ebu Cehil'i biz öldürdük. Ha işte ispatı bu. Kanı burada. Belge ise al sana belge. DNA testi mi yaptırıyorsun? Klinik raporlarına mı sunuyorsun? Bir vahyin inmesini mi bekliyorsun? Ama bil ki Ebu Cehil'i biz öldürdük. Ya oğlum senin af diyen bir abin alemlerin Rabbi olan Allah'a yürüdü. Yok. Dediler ki Ebu Cehil'i biz öldürdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'u çağırdı. Dedi ki Abdullah dedi git bak. Olaya bir tanıklık et. Bilir kişi abi. Abdullah İbni Mesud bir gitti bir baktı ki Ebu Cehil o kocaman kafasıyla pis bir vücutla zar zor nefes alıp veriyor. Abdullah İbni Mesud üstüne çıktı. Ebu Cehil şöyle bir baktı. Ey dedi çoban dedi bir dağın dedi üstüne çıktın dedi. Ah ah. Ulan nasıl bir kibir arkadaş ya subhanallah ya. Resulullah Aleyhisselam boşuna demedi bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'dir. İman etmeyeceği belli. Resulullah söyledi çünkü. Abdullah İbni Mesud orada işini bitirdikten sonra Ebu Cehil'in kılıcını alıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Diyor ki ya Resulallah ben diyor nefes borusunu kestim. Ancak Peygamber aleyhisselam Muaz'la Muavviz'i çağırıyor tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyor. Bütün mücahitler tekbir seslerine boğuyor ortalığı. Gençleri tebrik ediyorlar. İyi iş becerdiniz. İslam düşmanlarından bir düşmanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi her fırsatta yaralamak için, öldürmek için çabalayan kişiyi öldürdünüz. Sonra tebrik etti. Bu yiğitler eve doğru geldiler. Anneleri, hocaları, İslam tarihini tabir yerindeyse onlara öğreten, nakış nakış ders yapan kadının evine geldiler. İki müjde verdiler. Bir, dediler ki anne, Muaz ve Muavviz olarak Ebu Cehil'i biz öldürdük. Senin işlediğin dersler faydasını şimdi gördüm. Boşa gitmedi hiçbiri. Anlattıkların, bizim için çırpındıkların. Belki çok üzdüler ha Sümeyra'yı. Dinlemediler, kaşığı vurdu kadın kafalarına belki. Belki çok defa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayete gittiler. Dediler ki ya Resulallah bizim çocuklar bunları dinlemiyorlar. Okumuyorlar ya Resulallah dedi belki. Şunlara bir dokunsan, şunları bir ellesen, şunları bir okusan, bir üflesen, bir okunmuş su içirsen, bir kendilerine gelse. Koştular annelerine dediler ki anne Ebu Cehil'i biz öldürdük. Ektiğin tohumlar hasadını verdi. Sonra dediler ki kardeşimiz Avf şehit oldu. Allahu Ekber. Anne ne yaptı peki? Aman aman aman. Anne ne yaptı? Feryadı figan mı etti? Ağladı, bağırıp çağırdı mı? Avf'ın düşmanlarını öldürmediğiniz müddetçe kanım yerde kalmaz mı dedi. Gözümden dedi yaş mı düşmez dedi. Hayır. Evimin içinden şehir çıkartarım dedi. Allah'a hamdolsun. İlk şehidini verdi elhamdülillah. O ev ilk fidanını verdi elhamdülillah. Dedi ki evimin içinden şehit çıkartan Allah'a hamdü senalar olsun. Allah evlerimizin içinden şehitler çıkartsın. Allah evlerimizin içerisinden dinini sahiplenen kadınlar, erkekler, çocuklar, kızlar, erkekler çıkartsın. Biter mi bu mücadele? Bitmez Müslümanlar. Uhud sabahı.
Uhud sabahı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 700 tane cengaverle beraber Uhud'un eteklerine doğru ilerliyor. Karşılarında 3000 kişilik düşman ordusu var. Ama bu ordunun içerisinde Sümeyra'nın göz bebeği 4 tane yiğit var. Kim bu sefer? Bu sefer babası Ubeyd. Evde oturuyorlar böyle. Kocası Haris. Bedir'in aslanları Muaz ve Muavviz. Böyle bir oturmuşlar. Ha bizim oturduğumuz gibi. Onlara son nasihatini yapıyor. Son vasiyeti. Diyor ki eğer Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olur da yara alır da ölür de şehit olur da siz sağ salim gelirseniz vallahi de ben sizi evimin içine asla almayacağım. Gidin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme müdafaa edin. Dört insanı böyle evinden uğurladı. Aman oğlum dikkat edin. Üşütmeyin. Bere takmayı unutmayın. Savaş meydanıdır. Sıcaksa gölgeliğe çekilin. Abilerinizin arkasından ayrılmayın. Aman ha parmağınıza zarar gelmesin. Ben anayım. Anne baba olduğunuzda öğrenirsiniz böyle yufka yürekliliği. Bakmayın ağladığıma. Biz böyle göndeririz adama. Topa da böyle göndeririz. Pikniğe de böyle göndeririz. Topa pikniğe gönderdiğimiz çocuğu Allah yolunda cihada da böyle göndeririz. Bavulunu da biz hazırlarız. Her şeyini biz koştururuz. Sonra çocuk sümsük sümsük etrafımızda koşarken onu sevmeyenler bir taraftan kafasına, bir taraftan suratına vururlarken bakarsın ki bizim çocuklarımız böyle ressam gibi seyreder ortalığı. Yüreklerindeki cesareti aldık, güveni aldık. Velhasıl kelam yolculuk başladı. Uhud birbirine karıştı. Tekrar Bedir gibi. Tam bir yıl sonra. Bir yıl sonra Uhud birbirine karıştı. Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya geldiler. Yani öyle bir savaş ki Medine'nin en büyük davetçisi Musab bin Umeyr radıyallahu anh şehit oluyor. Subhanallah. Yani Medine'nin tabir yerindeyse ciğeri gidiyor. Medine'ye İslam'ın sancaktarı olan adam gidiyor. Hamza radıyallahu anh şehit oluyor. Yani o ümmetin büyük adamları toprağa düşüyorlar. Ama İbni Kamiya denilen bir müşrik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdü diye bir şaia çıkartıyor. Medine'de kulakları Uhud'da olan, Medine'de olup da yüreği Uhud'da olan, Medine'de nefes aldığı halde bütün hücreleriyle Uhud'dan gelecek olan haberi bekleyen kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetini öğrendikleri anda dizlerinin üstüne çöküyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bitti. Vahiy gitti. Bir kadın kendini toparlıyor. Uhud'a doğru koşuyor. Tabii belki onun peygamber sevdalısı bir kadın olduğunu biliyorlar. Ya da bir aile içerisinden 4 tane şehit vermiş yaralı bir anne olduğunu biliyorlar. İlk karşılayanlar diyorlar ki ey Sümeyra Allah mübarek etsin. Baban Ubeyd şehit oldu. Allah'a emanet. Baba Resulullah'ın ifadesiyle cennetin orta kapısı. Doğmana vesile olmuş biri. Ya bir de Müslüman bir adam. Allah yolunda cihad ediyor. Allah için malını mülkünü sarf ediyor. Böyle bir babaya can kurban. Bakıyor babasının şehit olmuş cesedine. Babamı diyor şehit eden yani ona şehadet şerbeti içiren Rabbime hamdolsun. Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den haber ver. Çünkü o babasını görmeye gelmedi. İlerledi. Kocası Haris'in şehit olmuş cesediyle karşılaştı.
Dediler ki ey Sümeyra, Allah mübarek etsin. Kocan, evinin direği, çocuklarının babası Haris şehit oldu. Şu anda döndü. Dedi ki kocamı şehit eden Allah'a hamdolsun. Bu kadar. Onun derdi kocasını görmekte değildi. O başka tarafa yöneldi. Bana dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den haber ver. Kimse bilmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne oldu. Ortalık toz duman. Her şey karışmış. Haberler kirli. Biraz daha ilerliyor. Belki hiçbir annenin tahammül edemeyeceği bir şeyle karşılaşıyor. Son bahçesinin gülleri. Ne diyeceksin ki babam ya? Diyorlar ki ey Sümeyra, Allah mübarek etsin, evlatların Muaz ve Muavviz şehit olmuşlar. Anne geliyor, biraz duruyor. Diğerlerine bir cümle söyledi ama onlara bir cümle daha ekleyecek. Diyecek ki vallahi siz size yakışanı yaptınız. Size emzirdiğim süt helal olsun. Siz size yakışanı yaptınız. Ben sizi böyle yetiştirdim. Sizi bunun için büyüttüm. Sizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevdalısı olup da Allah yolunda canınızı verin diye besledim. O sütü size ondan dolayı verdim. Ellerimle o ekmekleri ondan dolayı önünüze getirdim. Ellerimle sizi ondan dolayı besledim. Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Kendi üstüme elbise almadım size aldım. Sırf Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihat meydanlarında yardımcıya ihtiyacı olduğunda çıkın deyin ki ya Resulallah senin yardımcın benim. Senin koruman benim. Başım sana feda olsun diyecek evlatları yetiştirmek için ben bunları yaptım. Dedi ki analık hakkım size helal olsun. Allah'a ekber. Dedi ki ancak bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den haber ver. Allah Resulü aleyhisselam nerede? Koştu, ilerledi, bir baktı ki bir tepenin üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaralar almış. Mübarek dişi kırılmış. Bir çukurun içerisine düşmüş, ayağından yaralanmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesinden tutuyor. Öpmeye başlıyor ve diyor ki ya Resulallah. Sen iyisin ya diyor. Seni iyi gördüm. Yaşıyorsun. Dinsin. Vallahi hiçbir musibet bu andan itibaren bana zarar veremez. Allah'a ekber. Hiçbir şey. Babamın şehadeti. Evimin direği kocamın şehadeti. Evimde iki tane kandilim kalmıştı tabir yerindeyse. Evimi aydınlatan, yüreğime böyle sekine veren iki tane yiğidim kalmıştı. Onların musibeti, onlara uğrayan felaket asla bana zarar vermezsen varken. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu kadın böyle sevdi. Ehline böyle sevdirdi. Ne mutlu böyle siyer dersi yapabilenlere. Ne mutlu siyerin Mekke'sini, Medine'sini talebelerine böyle nakış nakış dokuyanlara. Kilim gibi, halı gibi dokuyanlara. Allah Sümeyra'dan razı olsun. Babasından razı olsun. Kocasından, evlatlarından razı olsun. Allah onları Firdevs cennetinin içerisinde, öyle köşklerin içerisinde, öyle ihtişamlı nimetlerin içerisinde bir araya gelsin ki bütün hasretlikleri bitsin elhamdülillah. Atırsınlar Mekke'yi konuşsunlar. Otursunlar Medine'de çektikleri cefayı konuşsunlar. Otursunlar Allah Resulü'nün uğruna meleklere yazdırdıkları faziletleri okusunlar. Ensar
yaptığı işlerin ve icraatların, üzerindeki faziletlerin sahibinin Allah olduğunu bilen ve asla onun dosyasını tutmayan insanlardır. Allah hepsinden razı olsun. Daha sonra bu kadıncağız kocasının şehadetinden sonra yine Medineli bir yiğitle evlenir. Ondan da 4 tane çocuğu olur. Nasıl bir kadın? Ah ah. İnsan diyor ki keşke anam böyle olsaydı ya. Ah be anam be. Ayağımızdaki çorabı düşündüğün kadar cennette giyeceğimiz elbiselerimizi düşünseydin. Alacağımız diplomaları düşündüğün kadar Allah Subhanahu ve Teala'nın elçilerinin amel defterlerimize yazacağı öyle iltifatları düşünseydin. Neyse geliyor insanın da. 4 tane yiğidi oluyor. 4'ünü de kimini Yemuk'ta, Yarmuk'ta, kimini Yemame'de şehit olarak alemlerin Rabbi olan Allah'a yolluyor. Allah tüm evlatlarıyla beraber onları Firdevs cennetinin güzel nimetleri içerisinde inşallah misafir etsin. Onların ev sahibi Allah olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.